Peki hocam, şimdi merak ettiğim bir konu da var. Şimdi şeker hastalığında biliyorsunuz böyle yaralar oluyor vücutlarında, işte iyileşmesi zor yaralar oluyor. Evet. Bayağı uğraşıyorlar iyileşsinler diye. Onlarda falan uygulandığı zaman etkisi ne düzeyde oluyor? Şimdi düzeyini söylemekten ziyade aslında gözlemlediğimiz şu, şeker hastalarında evet ozon tedavisini uyguladığımızda yara iyileşmesi çok güzel hızlanıyor. Antibiyotikleri ek olarak ve diğer dolaşımı düzenleyici tedavileri ek olarak uyguladığımızda yaraların daha hızlı iyileştiğini görüyoruz. Ya da enfeksiyon varsa o yarada, o yarayı ozonlu suyla, ozonu bu arada sadece hani kan yoluyla değil başka yöntemleri de var. Mesela yağı ozonlamak, suyu ozonlamak, evet. Ondan sonra ozonu yine işte intramusküler ağrı olan yere uygulamak, kas içine uygulamak, eklem içine uygulamak gibi yöntemleri de var. Ozonu aynı zamanda suyla reaksiyona katarak yine ozonlu su yapıp yara temizliğinde bu diyabet hastalarında kullanıp enfeksiyon kontrolünü sağlayabiliyoruz. Torbalama yöntemiyle yine orada oksijenizasyonu artırabiliyoruz. Aynı zamanda yine damardan verdiğimiz ozonla da kılcal damarları bir parça açıp oksijen sunumunu artırıp yine o yaraların iyileşmesinde katkıda bulunuyoruz. Peki bunu kombine mi yapıyorsunuz? Yoksa aslında tek kombine, tek... Evet, kombine yapmak gerekiyor. Bir diyabet hastasında major otohematoterapi yaptığımız gibi minor uygulamasında yapıp aynı zamanda lokal torbalama uygulamasında yapmak gerekiyor. Üç uygulama aynı anda. O zaman etkinliği artırıyorsunuz tabii. Evet.